İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin Şah-Fırat operasyonuna yönelik eleştirileri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetimize hedef alanlar önce dönüp kimlerle yan yana olduklarına bir baksınlar dedi. Cumhurbaşkanı toprak kaybı eleştirilerine de sert çıktı. Türkiye'nin bu operasyonu hiçbir örgütle işbirliği içinde veya onların izniyle yapmadığını yineledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şah-Fırat operasyonu ile ilgili Esed rejiminden gelen açıklamaları değerlendirdi. Kendi ülkesini kontrol edemeyenlerin başkalarına savaş gibi naralar atmasının kıymeti harbiyesi yoktur diyen Davutoğlu, kendi halkına zulüm eden bir rejimin Türkiye'nin haklarını korumak için attığı adımı eleştirmeye hakkı yok ifadelerini kullandı. Başbakan Davutoğlu kimseden izin ve destek talep edilmediğinin bir kez daha altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partilerinin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının önemli bir bölümü Şah-Fırat operasyonuna ayırdı. Süleyman Şah'ın vatan toprağı olduğunu ifade eden CHP lideri, hangi gerekçeyle biz orayı terk ediyoruz? Üç naaşı biz hangi gerekçeyle oradan taşıyoruz diye sordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de Şah-Fırat operasyonu vardı. Bahçeli, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu vatan toprağıdır. Ankara'dan, Kayseri'den, Manisa'dan da hiçbir farkı yoktur şeklinde konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden iç güvenlik paketine de değerlendiren Bahçeli, zorla güvenlik paketi çıkmayacak, çıksa da inandırıcılığı tartışmalı olacaktır dedi. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen iç güvenlik paketine eleştirilerini sürdürdü. Partisinin grup toplantısında konuşan Yüksekdağ, milletvekillerine yönelik linç saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Yüksekdağ, hep birlikte bu tasarıya dur diyemezsek Türkiye karanlıklar ülkesine dönecektir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18,5 saat süren iç güvenlik paketi görüşmeleri yine gergin geçti. Paketin 6 maddesi daha kabul edilerek 17. maddeye gelindi. Kabul edilen maddelere göre bonzai ve türevi uyuşturucu maddeler Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak ve bu maddelere yönelik cezalar yarı oranında artırılacak. Polise suçüstü haliyle sınırlı olmak kaydıyla belirli suçlarda ve mülki amirin emriyle 24 saate kadar, şiddete dayalı toplu suçlardaysa 48 saate kadar gözaltı etkisi verilecek. Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hakkında kuvvetli delil bulunan bir kişi tutuklandı. Hastanede tedavisi süren bir şüphelinin gözetim süresi de uzatıldı. Fethullah Gülen için bir yakalama kararı daha çıktı. İstanbul Merkezi Yasa Dışı Dinleme Soruşturması kapsamında mahkeme Fethullah Gülen ve Emre Uslu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Soruşturma kapsamında aralarında bazı emniyet müdürlerinin de bulunduğu 27 kişi tutuklanmıştı. Gülen hakkında daha önce de tahşiye operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la ilgili suikast iddiaları üzerine emniyet tedbirleri arttırıldı. Sümeyye Erdoğan'ın yakın korumalarından bir kısmı değiştirildi. Koruma ekibine özel harekatçı polisler de dahil edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suikast iddiaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %7,75'ten %7,50'ye çekti. Borçlanma faiz oranı da %7,25'e düşürüldü. Merkez Bankası faizdeki sınırlı indirimi gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa bağladı. Kararı Macaristan'da değerlendiren Başbakan Davutoğlu, faizin inme trendinde olmasının önemli olduğunu söyledi. Beklentimiz daha fazla indirim olması yönündeydi, dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu G20 Yatırımcılar Konferansı için 3-7 Mart tarihleri arasında New York'ta olacak. Doğrudan yatırımcılar ve portföy yatırımcıları ile görüşmelerde bulunacak olan Davutoğlu, G20 dönem başkanı olarak finans çevreleriyle kısıtlı katılımlı toplantılar dışında önemli yatırımcılarla özel görüşmeler de gerçekleştirecek. Başbakan Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da görüşecek. Başta Suriye, Irak ve Kıbrıs sorunu gibi önemli konuları ele alacak. Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ ile şiddetli çatışmalar devam ediyor. Irak'ın Selahattin eline bağlı Tusurmatu ilçesi ile Amirli kasabasında meydana gelen iki ayrı saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şam'ın güneyinde bir Şii bölgesinde düzenlenen intihar saldırısındaysa 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Öte yandan DAEŞ'in Suriye'nin kuzeyinde en az 90 Hristiyan'ı kaçırdığı bildirildi. Batı Şeria'daki Nablus kentinde bulunan kampta toplanan bir grup Filistinli gence gece boyunca slogan attı. Eylemci gençler dağılmamakta ısrar edince İsrail askerleri kalabalığın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Cihat Caferi hayatını kaybetti. İspanya'da tüketici hakları için çalışan dernekler hükümeti mevcut mortgage yasasını değiştirmeye çağırdı. Ülkede mevcut yasa yüzünden ekonomik krizin başladığı 2008'den bu yana 300 binin üzerinde ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. İspanya yasaları mortgage borcunu ödeyemeyenlere evlerini kısa süre içinde boşaltma ve borçlarını ödemeye de devam etme yükümlülüğü getiriyor. Ağır borç yükünü yeniden yapılandırma çabasında olan Yunanistan, Avro bölgesiyle sağlanan anlaşmanın ardından şartları bir bir yerine getiriyor. Yapmayı planladığı reformların listesini sunan Atina, Avro bölgesi Maliye Bakanlarından gereken onayı aldı. Atina reformlarla vergi kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadeleye ağırlık verecek. İngiltere, biri İşçi Partisi, diğeri Muhafazakar Parti'den iki eski bakanın yer aldığı video görüntülerini tartışıyor. Görüntülerde eski Dışişleri Bakanlarından Jack Straw ve Sir Malcolm Rifkind siyasi etkinliklerini kullanarak para karşılığı özel bir şirkete çeşitli kolaylıklar sağlamayı önerirken görülüyor. Yanlış bir davranışlarının olmadığını belirten bakanlar Meclis Soruşturma Komisyonu'na başvurdu. Başbakan David Cameron ise iddiaları vahim olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir sürat teknesi hızını kesemeyince sahildeki bir restorana girdi. O sırada çevrede kimsenin olmaması facia yaşanmasını engelledi. Sürat teknesinde bulunan 7 kişiden biri yaralandı, diğerleri olayı ucuz atlattı. Yetkililer teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avusturya'da oylanacak İslam yasa tasarısını eleştirdi. Her ülke kendine uygun bir İslam oluşturamaz, din evrenseldir diyen Görmez, yasa tasarısının İslamofobik düşüncelerin etkisinde hazırlandığını söyledi. Görmez, din mühendisi konusu değildir, ülke yöneticilerinin beyhude bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyorum dedi. Servis şoförlerine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 26 yaşından gün almayanlar okul servis araçlarında şoförlük yapamayacak. Ayrıca şoförlerin 5 yılda bir bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarına dair rapor almaları gerekecek. Yönetmelik 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girecek. İşitmeye geldik. Haber bültenini burada noktaladık. Sevgili seyirciler.